Bildiğiniz gibi hepimizi derinden üzen bir oradaki minarenin yıkılışıyla ilgili son günlerde müthiş bir gündem var. Bu gündemin doğrularını halkımıza anlatmak, doğru bilgilerle, belgelerle onları bilgilendirmek bizim olduğu kadar sizin de sorumluluğunuz. Edremit'in Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkinde 646 ada bir parsel uygulama imar planında ibadet alanı olarak kalmaktadır. Burada bir nokta koyuyorum. Burada eskiden bir cami var. Ve o cami olduğu için orası imar planında ibadet alanı. İmar planı ibadet alanı. Mevcut parsel için Edremit Belediyesi 25.2.2022 tarih 96 sayılı imar durum belgesi düzenlenmiştir. Bu belgeler size verilecek. Düzenlenen imar durum belgesinde cami alanının hemen yanında parselin dışında imar plana göre yorda kalan minarenin korunması gerektiği yine belediyemizce düzenlenen 25.2.2022 tarih imar durum belgesinde özellikle belirtilmiştir. Şunu bir ayıralım. Şimdi cami alanı dediğimiz olan, yani şu anda bir cami yapımı denen alanın dışında bu minare. O parselin dışında, bunu not düşün, çok önemli, altını belirtelim. O minare, bu şu anda belediyemizden alınan ruhsatla cami yapan yerin, parselin dışında bir yerde. Aynı içinde değil. Dışında, 3, 5, neyse o alanın dışında. Onun ölçüsünü teknik adamlar bilir. Sınırında. Yani bu minare, bu cami alanının, ibadet alanının dışında bir yerde bu minare. Bu alan maliye hazinesine, devletin maliye hazinesi kayıtlı bir alan burası. Hazine adına kayıtlı cami alanında kalan bu parsel, maliye hazinesi tarafından, dikkatle çiziyoruz, maliye hazinesi tarafından Edremit Müftülüğü'ne tahsis edilmiştir. Bu maliye hazinesine kayıtlı, bu dediğimiz ibadet alanı, şu anda cami yapılmak istenen alan, maliye hazinesi adına kayıtlı ve maliye hazinesi tarafından Edremit Müftülüğü'ne tahsis edilmiştir. Belediyemiz minarenin dışında kalan o cami alanı için, cami yapımı için ruhsat vermiştir. Burada çok önemli, dikkatinizi onu da vereceğim bilgilerle. Bu cami projesi bizde. Cami projesinde verdiğimiz ruhsatta minare yok arkadaşlar, göreceksiniz. Minare yok. Bunu da özellikle altını çizin. Verilen ruhsatta minaresiz bir cami projesi var. Bizim tarafımızdan verilen ruhsatta minare yok. Niye yok? Çünkü bu minarenin kullanılabileceği tarafımızca hep belirtilmiş. Yani oraya yeni bir cami yapılır. Evet, yapılabilir. Orası ibadet alanı. Ama minare yok o projede. Onu da göstereceğiz birazdan belgelerle. Biz her şeyin doğrusunu, her şeye hesap vermeye hazırız. Belediyemizce mevcut minarenin yıkılması hususunda herhangi bir yıkım izni veya talimatı asla ve asla verilmemiştir. Ayrıca yıkım konusunda da müsaade ve talep gerekirken, bakın, yani burada bir yeri yıkarken belediyeden bir talepte bulunmanız gerekiyor. Ben burayı yıkacağım, bunun bir prosedürü var, başvuru yapıyorsunuz, onlarla ilgili incelemeler yapılıyor, yıkım izni veriliyor ya da verilmiyor size. Yıkım konusunda izin talebinde dahi bulunulmamıştır. Edremit Belediyesi olarak vermiş olduğumuz imar durum belgesinde özellikle belirterek yolda kalan minarenin korunması gerektiği altı çizilmiştir. Bu belge de verilecek size. Çok net. Gerek Edremit Müftülüğü, gerekse de yapım işini alan firma yetkililerine minarenin korunması gerektiği belediyemizce defalarca sözlü ya da belgeli, şifahi ya da yazılı bildirilerek gerekli tüm uyarılar yapılmıştır.